Merhaba, Business Planet'e hoş geldiniz. Bu hafta Lizbon'dayız. Yeni girişimciler için son 5 yıldır Erasmus programı uygulanıyor. Bu sayede yaklaşık 3000 katılımcı, kendi işlerini kuran kişilerin benzersiz deneyimlerinden faydalandı. Gelin bu benzersiz deneyimi birlikte göz atalım. Bu kiralık minibüs müşterisi olan sörfçülerle aylardır Portekiz sahillerini geziyor. Bu Avusturyalı genç mali danışmanlık üzerine bir kariyer hayali kuruyordu. Ancak genç girişimciler için Erasmus programında 5 ay geçirdikten sonra hayatı tamamen değişti. Bir taraftan bu program bana bir işi idare etmek, ortaklarla ilişkiler, yönetim ve kurucular konusunda bir şeyler öğrenmemi sağladı. Aynı zamanda Portekiz'le ilgili kültürel farklılıklar ve farklı finansman modelleriyle ilgili de birçok şey öğrendim. İşin kurulmasının üzerinden 2 yıl geçti ve her şey yolunda gidiyor. Bu işletmede şu anda 3 kişi çalışıyor. Stefan ve Portekizli iş ortağının büyük planları var. Gelecekte bu işi Portekiz'de büyütmek istiyoruz. Ancak İspanya, Fransa ve İtalya gibi yeni pazarlara da açılmak istiyoruz. Burada Portekiz'de de bir sörf kampı kurabiliriz. Gelin Stefan'ın Lizbon'da bu işi kurmasına yardımcı olan kişiyle tanışalım. Lizbon merkezli bir şirketin sahibi olan Hans, genç girişimciler için Erasmus programı sırasında Stefan'a bu işi kurması konusunda oldukça yardımcı olmuş. Hans bugün hala Stefan'ın akıl hocası. Portekiz toplumunu ve iş ortamını anlaması konusunda ona biraz yardımcı olabilirim. O da bana Avusturya'daki iş dünyası konusunda yardım etti. Bu hala devam ediyor. Genç girişimciler için Erasmus programındaki genç sözcüğünün yaşla aslında hiçbir ilgisi yok. Bu programda öne çıkan katılımcının tecrübeleri. Bazı giderleri Avrupa Komisyonu tarafından karşılanan program 1 aydan 6 aya kadar sürebiliyor. Bu doğru zamanda doğru profile sahip olmakla ilgili. Bu çok önemli. Çünkü Erasmus programına katılan kişilerin yardıma ihtiyacı var. Benim için başarının anahtarı diğerlerinin fikirlerini dinlemektir.